Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine Bilgi Hazinem programındayız. Yine ne yapacağız? Yarışma ile birlikte güzel kitapları tanıyacağız. 3 tane arkadaşımız, onlar yerlerini aldılar. Az sonra sırayla yarışacaklar. Her bir arkadaşımız kendi yarışmasının sonunda bir kitaba ulaşacak. O kitaptaki güzel bilgileri sizlerle, bizlerle paylaşacak. Ama süre çok önemli olacak. Yani ne kadar hızlı olursanız o kadar başarılı olma şansına sahip olacaksınız. Anahtarları çok hızlı bulacaksınız, sandıkları açacaksınız, içindeki bilgi kartlarıyla da kitaplara ulaşacaksınız. Bakalım buna en hızlı hanginiz başaracaksınız? Heyecanlı mısınız? Evet. Hoş geldiniz üçünüz de. Hoş bulduk. Şimdi sırayla sizi şöyle kısa kısa tanıyalım. Olur mu? Sena, seninle başlayalım. Adım Sena, soyadım Ardıç. 9 yaşındayım, 3. sınıfa gidiyorum. Harikasın. Nisa, seni de tanıyalım. Adım Nisa, soyadım Kepez. 3. sınıfa gidiyorum, 9 yaşındayım. Teşekkür ediyoruz. Ali, senin? Adım Ali, soyadım Kepez. 3. sınıfa gidiyorum, 10 yaşındayım. Harikasın, teşekkür ediyorum. Yarışmak için üçünüz de hazır görünüyorsunuz. Evet. Biraz da heyecanlı görünüyorsunuz. Evet. Şöyle yapacağız, biraz sonra her birinizle kısaca konuştuktan sonra yarışmanızı başlatacağız. Sohbet edince biraz daha heyecanınız azalmış olacak. Olur mu? Olur. Olur. Kitaplarla ilgili konuşalım. Olur mu? Olur. Yarışma kitaplarla alakalı bir yarışma. Sohbetimiz de kitaplarla alakalı olsun. Ama şimdi bu yarışma nasıl olacak? Kısaca bir onu görelim. Şöyle bir özet görmüş olalım, hatırlayalım. Sonra yarışmayı başlatalım. Yarışmacımızla birazcık konuşalım, sonra yarıştıralım. Sena, gel bakalım. Evet, yarışmak için hazırsın. Evet. Heyecanlısın ama biraz konuşalım, heyecanın azalsın, öyle yarışalım. Olur mu? Tamam. Anlaştık. Kitapları seviyor musun? Evet, seviyorum. Nasıl kitaplar okuyorsun? Heyecanlı, roman, masal, hikaye, değişik alıyor. Hepsini okuyorsun evet. Sen. Ne güzel. Çok kitabın var mı? Evet. Paylaşır mısın? Evet, abimle, arkadaşlarımla, kuzenlerimle paylaşıyorum. Ne güzel, değil mi? Olan kitaplarımızı paylaştığımızda çok daha fazla kitap okuma şansına sahip oluyoruz. Sena, yarışmak için hazır mısın? Evet. 3'e kadar sayalım mı arkadaşlar? Evet, sayalım. 3'e kadar sayalım, 3 deyince de sen yarışmaya başla. Bakalım ne kadar zamanda tamamlayacaksın. 1, 2, 3, haydi bakalım. Harikasın. Hadi bakalım. Açıldı. Harikasın. Hadi bakalım. Candan Sena'nın elinden kayıyor anahtar. Şimdi açıldı. Son sandığımız, son bilgi kartımız içerisinden çıktı. En baştaki sandığa koşuyorsun, kameraya dönüyorsun ve kartı okuyorsun. Kitabımın ismi Hikayelerle Çocuklar 40 Hadis. Kitabımızın ismini öğrendik. Renkli
Rengi yeşil, 58-59 sayfalarda. Rengini öğrendik, sayfalarını öğrendik ve... Doğru sözcük iyiliği diye başlayan cümleyi bulursan satırları okumalısın. Hemen koşuyorsun o kitaplıkta hikayelerle çocuklara 40 hadis, rengi yeşil. Yeşil kitaplara bak bakalım hikayelerle çocuklara 40 hadis. Yukarıda büyük bir ihtimalle istiyorsan oralara da bak ama hikayelerle çocuklara 40 hadis isimlerini oku istersen o değil, o değil. O değil, onun olmadığını söyleyebilirim. Hikayelerle çocuklara 40 hadis gözünün önünde aslında biliyor musun? Heyecandan şu anda göremiyorsun. Şu anda gözünün önünde, hayır hayır yukarıda. Hayır, diğer tarafa bak. Bak bak, geçtin. Olabilir mi? Ne yazıyor? Hikayelerle 40 hadis. Çocuklar 40. Hemen dönüyorsun kameraya doğru Sena'cığım. 58 ve 59. sayfaları bulunca buldum diyorsun. 58 ve 59. sayfaları bulunca buldum diyorsun. Süreyi durdurduk. Buldum. Biraz. Süreyi durdurduk. Alkışları aldık sana. Çizili olan satırları gördün mü? Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de insana cennete götür. Alkışlarla birlikte kitabı yerine bıraktın. Seni de yerine alalım. Sena yarışmasını tamamladı. Çok güzel bilgilerle tamamladı. İkinci yarışmacımız bakalım neler yapacak. Nisa ile yarışacağız şimdi. Nisa gel bakalım. Yarışmaya hazır mısın? Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Hiç azalmadı mı heyecanın? Yani azıcık azaldı. Peki. Sena yarışırken ne düşündün? Ne düşündüm? Hızlı mıydı? Şurada şöyle olsaydı, burada bence böyle yapsaydı. Hızlıydı da topu hızında biraz. Şu anahtarda biraz takıldı ama olsun. Ama heyecandan olur. Anahtarı bazen tutamıyorum. Evet, ben de heyecandan. Elim terliye ve anahtar. Aynen öyle. Dur bakalım ne yapacaksın ama eğlenmene bak, tamam mı? Tamam. Elinden geldiği kadar hızlı olacaksın ama eğlenmene de bak bir taraftan. Çünkü sonuçta bizi güzel bir bilgiye taşıyacaksın, güzel bir kitaba taşıyacaksın. Nisa, kitap okumayı seviyor musun? Çok. Ne zamanlar kitap okuyacak zaman buluyorsun? Ya genellikle her gün kitap okumaya çalışıyorum. Hı hı, her gün? Neredeyse yani. Bazenleri işimiz çıktığı için okuyamıyorum ama yani okumaya çalışıyorum. Ne güzel. Zaten böyle bir başlayınca insan kitabı elinden bırakamaz değil mi? Peki, yarışmak için hazır mısın? Hazırım. Saymak için hazır mıyız? Evet. Hadi sayalım o zaman. Nisa da yarışmaya başlasın. Bir... 2, 3. Nisa bakalım anahtarlar nerede? Evet sesi geldi Nisa. Oradan sesi geldi. Sesi geldi. Elin topların altında olsun. Hızlanıyorsun biraz. Süren ilerliyor. Ve o da açıldı. Oo harikasın. Hemen kartı bırakıyorsun ve son anahtar için koşuyorsun. Son anahtar da onu açtı. Çok hızlı açtın anahtarları. Aferin sana. Ve ilk sandığa koş bakalım. Kameraya dön. Bulmam gereken kitabın rengi mavi, ismi ise Rabbim Allah. Kitabımızın ismini öğrendik. Şimdi... Bulman gereken satırlar 184 sayfada. Sayfayı da öğrendik ve... O her şeyin diye başlayan satırları okumalısın hemen. Bu kitaplığa geliyorsun, rengi mavi. Rabbim Allah kitabın ismi mavi. Evet işte bu kadar. Hemen dönüyorsun kameraya ve 184. sayfayı buluyorsun. Bulunca buldum diyorsun. 184. 184. Buldum. Buldun. Alkışlar gelsin. Süreyi durdurduk. Ne yazıyor bakalım? O her şeyin kendisine muhtaç olduğu ama hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Biz herkesten çok onu severiz ve onun da bizi herkesten çok sevdiğini biliriz. Baharı da ondan bekleriz, cennet bahçesini de. Harikasın. Alkışlarla kitabı yerine bırakabilirsin. Seni de yerine alırız. Alabiliriz. Çok güzel bir kitapmış. Çok da beğendik bilgileri. Rabbim Allah kitabımızın ismi. Güzel bir kitabı tanımış olduk bu sayede. Birazdan son yarışmacımızla yarışacağız. Bakalım o ne kadar sürede tamamlayacak yarışmasını birlikte görmüş olacağız.
Son yarışmacımız yarışacak. Yani yarışmacımız Ali olacak. Ali gel bakalım. Heyecanla bekledin. Evet. Sena'nın yarışmasını, Nisan'ın yarışmasını ve sıra sana geldi. Bakalım evet. Onlardan daha hızlı olabilecek misin? Evet. Elinden geleni yapacaksın. Evet. Kitapları seviyor musun? Biraz. Okuduğun zaman ne tür kitapları okumaktan hoşlanıyorsun? Masal. Masal. Hmm, peki. Yarışmak için hazır mısın? Hazır. Üçe kadar sayalım mı? Tamam. Üç deyince Ali anahtarları buluyorsun. Tamam. Tamam, hızlı ol ama yine de düşünerek, tamam mı? Hadi bakalım. Çok heyecanlı gördüğüm için öyle diyorum seni. Sayıyoruz. Bir, iki, üç. Haydi bakalım ikinci anahtar neredeymiş? İkinci anahtar da tamam. Hadi bakalım. Son sandık, son anahtar. Onu da açınca çıkacak bütün kartlar sandıklardan. Hemen dönüyorsun kameraya doğru. Ne yazıyor? Bulunduğu gerçekten... Kitabını adı Kur, Anlı'nın kerinindeki sürdüğü tam yıldım. Ali, tamam peki devam. Rengi ise mavi, 12-13 sayfa bulunduğu okuyucuya satırlarından çıkacak karşına. Ve? Musaf diye başlayan cümleti okumayalı hemen. Kaçıncı? Ve orada kitap. Neydi? Kur'an-ı Kerim'deki sureleri tanıyalım. Rengi mavi. Rengi mavi. Kur'an-ı Kerim'deki sureleri tanıyalım. Önemli değil, düşebilirsen bul kitabını. Kur'an-ı Kerim'deki sureleri... Hayır o değil, hayır o değil, hayır o değil. Mavi ama o değil. Diğer tarafa bak, o da değil, o onun aynısı. Bu tarafa bak Ali. Evet. Olabilir mi o? Olabilir, elinin altında. Hemen dön bakalım kameraya doğru. Sen dön kameraya doğru Ali. 12-13. 12-13. Sayfayı bulunca buldum diyorsun. 12-13. Buldum. Buldun. Alkışlar sana gelsin. Süreyi durduralım. Çizili olan satırları görüyorsun. Evet. Oku bakalım ne yazıyor. Musaf İslam Mükanda kitabının Kur'an-ı Kerim'nin ismilerinden biridir. Alkışlar sana gelsin. Ali kitabı yerine bırakabilirsin. Seni de yerine alalım. Musaf'la ilgili bir bilgi paylaştı bizimle. Teşekkür ediyoruz ve güzel bir kitaba ulaştırdı bizi Ali. Şimdi 3 yarışmacımız da yarışmayı tamamladığına göre birazdan bakalım hangisi çok hızlı olmuş, hangisi ikinci, hangisi üçüncü onları açıklayacağız. Armağanlarını vereceğiz ve yavaş yavaş vedalaşacağız. Evet, sıra geldi armağanlarımızı vermeye. Arkadaşlarımız da heyecanla bekliyorlar. Daha fazla sizi de bekletmeyelim. Sırayla birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü söyleyelim, armağanlarınızı verelim. Birinci, alkışlarla buraya gelsin. Bakalım Nisa, gel bakalım. Evet. İkinci, gel yanımda kalabilirsin, buradan veda edeceğiz. Ali ikinci olmuş. Ve üçüncü... Gel bakalım. Ali gel sen de yanıma. Gel gel Sena'cığım. Bu da senin. Evet, ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Güzel bir yarışma oldu. Koşturdunuz ama güzel kitaplara ulaştınız. O bilgileri bizimle paylaştınız. Çok da mutlu olduk. Ayaklarınıza sağlık. Bir sonraki programda başka arkadaşlarımız da yine yarışarak güzel kitaplara, güzel bilgilere ulaşalım istiyoruz. Orada olursanız bu güzelliği paylaşmış oluruz. O yüzden şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.